Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden öncelikle bir özür diliyorum. Çünkü FIFA 20 serimizi olduğu gibi yarıda bırakmıştık. Bunun sebebi Twitch yayınlarıma başlamış olmam oldu. Ne yaptık? FIFA'da oynamış olduğum o kariyere Twitch'te devam etmek gibi bir yanlış yaptım. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Ve bana çok fazla mesaj atıyordunuz. Lütfen oyna, lütfen oyna, lütfen devam et diye. Sıfırdan yeni bir kariyer açıyorum. Ve bu sefer bunu asla bırakmıyoruz. Hemen oyun ayarlarımızdan bahsedeceğim size. Yeni bir kariyer olacak, şunu da unutmayın, kadro tamamıyla değişecek. Yani Fenerbahçe'yi olmasını istediğim bir takım haline getirmeye çalışacağım. O yüzden rebuild dediğimiz bir oyun tarzına döndüreceğiz. Takımı değiştireceğim komple, ondan sonra serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık Twitch yayınlarımda FIFA oynamıyorum. Belki ileride oynarım ama onu ayrı bir kayıt yapacağım, bunu ayrı bir kayıt yapacağım. O yüzden merak etmeyin, FIFA videoları kanalda kaldığı yerden devam edeceğiz. Devam edecek Fenerbahçe'yi. Olduğu gibi yukarı çıkartacağız. İlk sezon 3-5 takviye yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra yürü ya kulüp. Bütün takım değiştireceğiz. Evet, şimdi şu %60 artış ve küresel transfer ağı, bu ikisini de seçeceğim. Çünkü güzel bir kadro kurmak istiyorum abi. Böyle illa çok gerçekçi olmasına gerek yok. Dediğim gibi olmasını istediğim şekilde bir Fenerbahçe kurmaya çalışacağım. O yüzden şuradan hemen Donat Oygün diye ismi belirleyelim. Gördüğünüz gibi sıfırdan yeniden açıyorum ve bu seri tam hız devam edecek. Uyru da tabii ki Suriye. Biliyorsunuz önceden Suriyeliydim yani. Neredesin Suriye? Tamam hadi. Türkiye devam hadi. Şimdi kafa, ekipmanlar. Bu kısmını hiç ellemeyeceğim. Direkt ilerle diyelim ve başlayalım. Fenerbahçe'yi seçiyoruz. Kritik diyor. Sensinden kritik. Oyun efsanevi de 4 dakika. Para birimi Avro'da. Ondan sonra başka burada değiştireceğim bir şey. Şöyle bir şey yapabilirim. Şunun ismini Ülker Arena yapalım. Gel bakalım. Tamam. Bunu yaptım. Yapmamız yeterli olacak. Uygula ve çık diyelim. Evet, gördüğünüz gibi komple baştan başladım. Bütün ayarları da gördünüz. İlerle diyelim ve transfer bölümüne hemen geçelim. Evet, oyunumuz başladı arkadaşlar. Transferler kısmına gidiyoruz. Beni Twitch'ten takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bir futbolcumuz vardı. İnanılmaz, yani şahane bir futbolcuya dönüşüyor. O da Thiago Almada. Almada bizim takımımızı sırtlayıp duruyordu vallahi. O yüzden onu da hemen şimdi transfer edeceğim. 18 yaşında daha. Bu delikanlı hem sağ açık hem de forvet arkası oynayabilen bir futbolcu gerçek hayatta. Hemen aday listesine ekleyelim. Umarım herhangi bir sıkıntı çıkmadan kendisini alırız diyoruz. Ve evet, güzel satın alma teklifini götürelim. Vallahi özlemişim bak, şu olayları falan özlemişim. Oyun içinde beni yine delirtecek oyun, ondan çok adım gibi eminim ama bu olaylar güzel. Şimdi Thiago almadığı için öncelikle bir oyuncu değişikliğine gidip arkadaşlar kanat oyuncularından Nabil Dirar'ı bir teklif edelim. Ne diyorlar? Dirar ve 16. Karşı teklif yapalım arkadaşlar. Dirar okeyler ama 16 biraz yüksek gibi ya. 11'e ne dersin? Var mısın? 12.600. Tamam. Kabulüm abi. Kabulüm. Okey. Bu adam gerçekten efsane bir futbolcuya dönüşüyor arkadaşlar. Görüşme yap diyelim ve Thiago Almada'yı mümkün olduğu kadar en yüksek yıl seçeneğini seçerek kulübümüzde tutmaya çalışalım. Avrupa kupalarına katıldım. Yine Avrupa'da kendimizi göstereceğiz. Bu arada çok önemli diyeceğim. Çünkü ilk 11 oyuncusu olarak transfer ediyorum. Belki Deniz Türüç'ün yerine sağ açıkta oynatırım, bilemiyorum. Şimdi sözleşmemiz 5 yıllık olursa çok sevinirim gerçekten. Ne dersiniz? Ah çok güzel. Bu delikanlı da 5 yıllık gelmeye okey. Şunu olumsuz karşılayalım. Serbest kalma bedeli olmasa iyi olur. 39 milyon dolar. Karşı teklif. 39 çok az. Ya bir 59'a ne dersiniz? Abi 39.100 istiyor. Peki. Peki. Yapacak bir şey yok. En kötü minimum 39 milyon dolara elimizden gidecek. Minimum. Şöyle yapalım. Bu delikanlıya 30'a 30 verirsem. Ya şu paraya gelir bence. Ha tamam. Hatta biraz fazla bile vermiş olabilirim. Ona hala böyle tam dengesini bilemiyorum. Şimdi bir tane stopere ihtiyacımız var. O da arkadaşlar Juan Jesus. Benim yine Twitch kariyerimde, hatta bir önceki YouTube serimde sizler de biliyorsunuz, en çok sevdiğim stoperlerden bir tanesiydi. Fenerbahçe için şu anda gayet makul alınabilecek bir stoper. Onu hemen transferimize başlayalım. Görüşmelere oturalım bakalım. Yine oyuncu değişimi üzerinden kanat oyuncularına bakarsak Deniz Türüç var bir tek. Santforlardan baktığımızda Mevlüt Erdinç var. Orta sahaya bakalım. Orta sahada arkadaşlar
Miha Zayt fena değil. Tolga Yarsan'ı veririz buna. Alırlarsa tabii. Ne diyor? Jesus karşıda stoper veya bir bek veya bir santofor. Tamam. Beklere baktığımız zaman İzda. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Evet, İzda'yı vereceğim. Aklımda bir fikir var. Ha, İzda'yı istemiyor. Peki. Stoperlerden sana o zaman santforlardan Mevlüt'ü versem. Tamam. O zaman transfer teklifi yapacağız. Belli ki transfer teklifi yapacağız. Sana Juan Jesus için de bir 7 milyon euro verelim bakalım. Ne diyecekler? Sevdiğim bir futbolcu umarım. Aa, 6'ya okey çektiler. Bayağı uygun bir fiyat aldık. Çok iyi abi. Bayağı bayağı uygun oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası 6 milyon euroya Juan Jesus'u. Bu hoşuma gitti. Çok önemli çünkü ilk 11 oyuncumuz olacak. Bunun yanında Boateng'i de alabilirim ama aslında Serdar Aziz de fena değil arkadaşlar. Yani Jesus, Serdar Aziz yapabiliriz biz. Boateng bence gereksiz bir transfer olacak. Jerome Boateng şu anlık. Yaşı da var onun biraz. 3 yıllığa okey çektik. 14-200'e sen serbest kalmayı istiyorsun. Peki abi. Daha, bu da 28 yaşında. 3 yıl bende kalsa 31 yaşına gelecek. O yüzden okeyim ben buna. Almada'ya verdiğimiz paranın aynısını verelim. Bakalım ne diyor. Okey misin? İyi, hadi kabul ediyorum. Tamam. Tamam, güzel. Juan Jesus'u da kadromuza kattık. Şimdi olmazsa olmaz bizim bir sol bekimiz vardı. O da Laxalt. Ben Laxalt'tan çok memnundum. O yüzden yine Laxalt alacağım. Hani şey gibi görünebilir. Abi aynı oyuncular alıyorsun falan gibi ama yani sevdiğim oyuncular arkadaşlar. Sadece ben bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Diego Laxalt'ı da transfer edersek sol beke gerçekten çok müthiş bir iş başarmış olacağız. Ki geliyordu, öyle hatırlıyorum yani. İlk sezon zaten gelmişti. Orta sahalardan sana Tolga Yarsan'ı versem ne dersin acaba? İstemeyecek muhtemelen. Bek, kanat veya orta saha ama o Tolga'yı istemiyor. Peki. Kanat oyuncuları değil. Beklerden. İzla'ya ne dersin? 10 milyon dolar istiyorsun İzla artı. Karşı teklifle biz bunu. İzla'nın yerine arkadaşlar şeyi alacağım. Bu arada. Sağ bekte oynayan kimdi Antalya'nın? Nazım Sangari'yi alacağım. 7 milyona var mısın? 7900. Okeyiz abi. Kabul. 7900 ya da Laxalt aldık. Bu da benim için bayağı iyi oldu. Çünkü Laxalt da yeri geldiğinde hani 30 milyon eurolara kadar çıkabiliyor değeri. İlk bölüm biraz daha böyle transfer işlerimizi hallettiğimiz bölüm olsun. Çok önemli diyelim. Tamam. Sol bekimiz de Laxalt'la hazır. 5 yıllığa okey misin Laxalt? 3 yıllık. O zaman biz 4'te anlaşırız seninle. 3 yıllık derse arkadaşlar 1 yıl üstünü kabul ediyor genelde. Ama 2 yıl üzerine çıkamıyorsunuz. Ne diyor? Serbest kal. Çok güzel. Bizim için de uygundur. Serbest kalma bedeli yok. Bu hoşuma gitti. Yine şu parayı bir teklif edelim. Okey misiniz? Peki. Bunu kabul etmediler. Biz de onların istediklerini verelim. Bu da tamam. İyi bir santfor ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun da hatırlıyorum. Ochampunkum ne, öyle bir tane adam vardı ya. Buldum. Ochampunk diye bir tane adam. Bu adam yemin ediyorum beni şampiyon yapan adamdı. Şeyde. Nedir o? Bir önceki sevde. O yüzden bu futbolcuyu hemen transfer edeceğim. Adamın dibidir kendisi. Size şiddetle tavsiye ederim. Hayır, kulüp görüşmelerine başla diyelim. Çünkü 18 milyon euro vermek istemiyorum. Transfer ücreti teklif et. Yanlış şey yaptım. Oyuncu değişikliği yapacaktık. Aynen. Sana Mevlüt Erdinç'i versem ne dersin acaba? Orta saha istiyorlarmış. O zaman sana al Ozan Tufan abi. Bir dakika. Ozan Tufan al. Al. Var mısın Ozan'a? Ne kadar? 12.100 istiyorsun. Ozan artı 12. Hemen karşı teklif çekelim. 7 milyona falan bitirirsek arkadaşlar güzel olur. Seriyi zaten daha önce takip edenler bileceklerdi. Ochampunk diyordum ben hep hani. Ya gerçekten bayağı iyi bir adam. Umarım 7'ye okey çekerler.
Peki karşı tekliften 12 değil de. Hadi 10 yapalım şunu ya. Bak daha Nazım'ı alacağım. Heh, tamam. Açempong, gel bakayım oğlum. Satacağım adamlar da var. Vedat Muriç'i satacağım. Luis Gustavo'yu satacağım. Ondan sonra forvetlerden birini satacağım. Bir kere sen öncelikle full kadroda forma giyeceksin. O yüzden gel bakalım şöyle. 5 yıllık bana gelirsen çok sevinirim. Yam 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 yam. Yam yamın çocuğu. Yam yamın çocuğunu transfer ettim. Tamam, 4 yıllık anlaştık abi. Çok güzel. Tam bir yam yam ya. Neyi kabul ediyorum ben acaba? Kabul ettim. Evet. Ha, sözleşme. Sözleşme işine geçtik şimdi yine. Al lan Açempong. Bak Almada'ya da aynı parayı verdim. Kabul et bakayım. Bu da kabul etmedi bunu. Tamam, kabul edelim. Evet. Şimdi bir tek Nazım Sangare kaldı arkadaşlar. Onu da sağ beke transfer edersek gayet iyi bir iş çıkartmış olacağız. Ama onu bir tık bekleteceğim. Çünkü hemen kadroya girip satılık listesine yerleştirmem gereken futbolcular var. İstemiyorum abi onları. Simon Fallet kal bakalım. Zanka... Zanka da fena değil aslında. Jailson hemen transfer listesine ekle. Tolga'yı ekle. Gustavo'yu ekle. Gustavo oyunda inanılmaz ağır, istemiyorum o yüzden. Tolga ciğerci. Hadi Emre dur sen hadi. Kruse. Alper Potuk. Mehmet Ekici. Vedat Muriç. İstemiyorum abi bu adamları ben bu takımda. O yüzden göndereceğim şimdi hepsini. Bazılarınız aranızda sorabilir. Ya abi ne yaptın, işte bu Gustavo şey gönderilir mi? İşte şey gönderilir mi, nedir o? Max Kruse gönderilir mi falan? İstemiyorum abi. Benim istediğim futbolcular değil bunlar. Habire geri dönüp duruyorum. Şimdi şurayı hemen bir şöyle geçelim. Bir kere ilerle diyelim ve maça doğru gidelim. Ha bu arada dur. Antrenman kısmına geliyoruz ve Thiago Almada'yı hemen geliştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Thiago Almada adamın dibisin sen. İki antrenmanı da ona vereceğiz. Zamana karşı yarış, yarış ve uzman atak pozisyonlarını çalıştırmaya başlatalım. Almada'cığım gel bakalım. İşte şu. Bu ikisini bir çalıştırıyorsunuz abi. Var ya, canavar oluyor, canavar. Hemen Altay'ı da ekliyoruz buraya. Karşı karşıya zor olanı seçip daha hızlı gelişmesini sağlayacağız. Bir de Ferdi Kadıoğlu var aslında. Benim yine değerlendirmek istediğim Miha Zayt var arkadaşlar. Miha Zayt da benim çok beğendiğim bir futbolcu bak. Ya ben seviyorum abi Miha Zayt'ı. Kendisini ne kadar Fenerbahçe'de gösterememiş olsa da maalesef yetenekli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Uzman atak pozisyonlarında onu da geliştirelim ve çalışmayı simüle etmeye başlayalım. Evet, şu anda geliştirmek istediğim futbolcular bu şekilde. Hemen bir maça doğru gideceğim ama kadroya bir el atalım. Öncelikle arkadaşlar hemen futbolcularımızı, transfer ettiğimiz futbolcuları bir yerleştirelim. Vedat Muriç filan tırt abi. Şunu şöyle değiştirelim. Kruse kalsın orada şimdilik oynamaya. Miha Zayt neredesin? Şuradasın. Gel abi, seni de Tolga Arslan'ın yerine oynatacağım. Stopere Juan Jesus nerede? Tabii ki Serdar Aziz'le beraber Jesus oynayacak. Hasan Ali Kaldırım yerine alıyoruz hemen Laksalt'ı. Sağ beke İzza nerede? İzza'yı verdik değil mi biz? Tamam. Onun yerine Murat Sağlam oynasın. Murat Sağlam fena değildi bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Murat Sağlam oyunda öyle çok kötü değil. Sadık yerine şu gelsin. Vedat Muriç'i yine de alalım tabii ki kadroya. Onu da Emre ile değiştirelim. Alper Potuk yerine de dur Sadık'ı alalım da bir tane yedek olsun. Jailson'u da yedekleri alacağım. Kimin yerine şöyle bir bakalım. Kimsenin yerine alamıyorum. Peki. Şöyle bir baktığımız zaman Laksalt, Serdar Aziz, Juan Jesus ve Murat Sağlam dörtlüsünü görüyoruz. Murat Sağlam'ı Nazım Sangare ile değiştireceğim. Orta alanda Luis Gustavo ile Zayt olacak. Önlerinde Kruse, Açempong, Almada ve Rodriguez dörtlüsüyle forveti de şekillendirdik. Diyelim ve maça doğru geçelim arkadaşlar. Maça geçmeden önce Hasan Ali Kaldırım'a bir teklif geldiğini görüyorum. Görüşme yapacağız. Hasan Ali Kaldırım'a 3.5'a falan vermem. Onu benim minimum bir 7'ye okutmam lazım Hasan Ali'yi. Eğer 7 milyona okey çekerlerse Hasan Ali'yi de alabilirler. Yoksa vermeyeceğim. Çünkü yedek bir sol bek gerekiyor. 4-450 falan olmaz.
sana 7 dedik. Şöyle yaparız. Şurayı da kısarız abi. 7 milyona okeyseniz ben okeyim. Yoksa güle güle. Güle güle. Hiç 4-5 falan vermem yani o fiyata. Neden vermiyorum? Dediğim gibi arkadaşlar, yedek yok. Ve maç zamanı geldi. Hocam bana sormadan transfer şeyine niye koydun? Cartlar curtlar. Hadi gelin konuşalım. Kardeşim değerlendirme yapıyorum. Tolga Ciğerci, hoşçakal. Alper Potuk, hoşçakal. Max Kruse, başka takıma gitmen daha iyi olur. Luis Gustavo, tanıştığımıza çok memnun oldum. Ya Gustavo oynar aslında oynamasını ama. Neyse, şimdi kim, ilk başta kimle oynuyoruz? PSV Eindhoven'la oynuyoruz arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde PSV Eindhoven'ın karşısına bir çıkalım bakalım. Benim bu arada neden alternatifte değil, klasikte bu? Nereden değiştiriyordu? Kontrol yönetimini değiştir. Şuradan. Heh, alternatif. Tamam. Evet, ben alternatifte oynuyorum. Yanlışlıkla çıktım. Yani PES'ten beri bu böyledir. Hadi gel bu sefer şu bu şekilde çıkalım. Ve mücadele başlasın arkadaşlar. Juan Jesus'lu, Laxalt'lı, Thiago Almada'lı, Açenponk'lu yeni Fenerbahçe'ye selam aleyküm değil. Al boş kaleye. Sağ bakayım. İşte bu. Bu arada bazı ayarları tabii ki yapmamız gerekiyor. Onları da birazdan yapacağım. Kafam vallahi çok gidiyor. Gelin bu arada. Kaptan Toygun yazın. Twitch yayınlarıma gelin. Ve mücadele başladı. Bak Kruse. Oynadı aşağıya. Thiago Almada. Miha Zayt. Teknik direktör Tuna Toygun ondan çok şey bekliyor. Pas yapıyor şu an Fenerbahçe. Serdar Aziz. Şimdi oynadı Luis Gustavo'yla. Gustavo çok güzel gördü. Kruse döndü topla. Kruse çok güzel sıyrıldı. Max Kruse. Biraz erken davrandı. Oğlum Kruse de çok iyi ya. Yani Kruse'yi satmasak olur. Gerçekten Kruse'yi satmasak da olabilir. De işte Miha Zayt'sa da kapatırım ben o şeyi. Boşluğu diye düşünüyorum. Juan Jesus. Yeni transfer Roma'dan. Şimdi Miha Zayt. Nereye oynadın oğlum? Benim joystick bozulmuş arkadaşlar bu arada. Yani ondan artık eminim. Zayt'ın pası çok güzel. Şimdi Kruse. Açenponk. Çok süratli. Vur oğlum. Vur. Koçum benim be. Olsun. Olsun. Çok süratli bir futbolcu arkadaşlar ya. Gerçekten Açenponk. Bayağı süratli bir futbolcu. Onun süratini bol bol kullanacağız. Lan Gustavo ne yaptın? Gittin adamın ağzının ortasına pas attın ya. Geç o işi geç. Orada kademede kim var? Juan Jesus var tabii ki. Ne yaptın Juan? Juan ne yaptın? Rodriguez'den bahsediyorduk. Abi süratli. Adam geçme yeteneği var. Şut atabiliyor falan. Ama bunların hepsini yarım yamalak yapıyor. Maalesef. Teknik direktör Tuna Toygün'ün takımı ayağa top oynuyor. Kaleden çıkarken. Şimdi sağ tarafta bir boşluk var. Kruse. Ya oğlum. Niye bu kadar kötü pas attın Kruse'cim? Ne yaptın? Şimdi Bruma'nın karşısında Juan Jesus var. Oğlum ortayı gördünüz mü? Çok iyiydi ha. Laxalt. Laxalt çok süratli gördüğünüz gibi. Fenerbahçe'nin çok şey beklediği bir futbolcu. Şimdi orada. Güzellik döndük. At oğlum önüne. İşte bu. Yürü oğlum. Açenponk ilk golüne çok yakın. Açenponk. Açenponk. İlk maçından mükemmel bir golle Fenerbahçe taraftarlarına merhaba diyor. Açenponk. Zaten son derece aşina olduğumuz bir futbolcu. Bir önceki kariyerde de. Aa bu arada geçmeyecektim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Replayleri izleyeceğiz. Bir önceki kariyerde de zaten birçoğunuzun bildiği bir futbolcu. Açenponk. Pablo Rosario. Takımı çok yormayayım. Biraz daha geride karşılayalım artık bu dakikadan sonra. Olsun. Olsun. Malen. Orada bir boşluk var. Offside. Offside'a düşürdük. Güzel oldu. Şimdi benim oyun tarzım arkadaşlar daha çok prese dayalı. Direkt böyle yardırıyorum yani. Üstlerine koşmayı seviyorum. Ve çok tempolu oynuyorum. Kruse orada çok güzel bir boşluk vardı. Gördü. Şimdi Rodriguez. Abi Rodriguez çok kötüsün ya. Yani gerçekten çok kötüsün ya. Buraları hep takviye yapacağız arkadaşlar. Gustavo arkadan yüklendi resmen. O da sarı kart verdi hemen. Daha adamın ilk faulü. Hocam ne yaptın? Herifin daha ilk faulü ya. Öyle sarı kartlıkta bir şey yok yani. Vurdurma. Aferin. Vurdurma. Keşke joystick'imi size gösterebilsem arkadaşlar. Ya öyle bir hareket yapmadım ama sanırım
Artık miladını tamamladı ya. Benim joystick. Yılların joystick'i. At önüne. Aferin oğlum. Sal yukarı. İşte bu. Yürü lan, bir işe yara. Şu hızını kullan. Rodriguez. Rodriguez. Elim yanlışlıkla pasa gitti arkadaşlar. Şut atarken fake yapmayı tercih etti dolayısıyla. Gittim yanlışlıkla tık diye şöyle bir dokundum. Hemen telif atıyor FIFA, hatırlayın. O yüzden o müzik kısmını kapatmak zorunda kalıyorum. Rosario. İsmi ne kadar güzel ya. Rosario. Gel buraya Malen. Şşt oğlum, vurdurmayın bak. Vurdurmayın bak. Vurdurmayın. Basın şu adamı. Basın şu adamı. Şşt güzel geldiler ha. Ooo, gerçekten mükemmel bir orta. Tüylerim diken diken oldu ya. Ne kadar çalıştın acaba? Şimdi bu bir hazırlık mücadelesi. O yüzden arkadaşlar hemen şurada oyuncu değişikliklerine bir gidelim. Nedir efendim? Ferdi Kadıoğlu Max Kruse'nin yerine oyuna dahil olsun. Vedat Muriç'i alalım hadi. Satılığa koyduk şimdi, biraz kendisini göstersin. Deniz Türüç de gelsin oyuna. Thiago Almada yerine. Başka kim var? Falet. Bak Simon Falet de fena değil bu arada arkadaşlar. Yani Simon Falet'i de oynatabilirim. Gel Sadık hadi. Sadık sen de oyna burada. Aslında Sadık'ı sağ beke de koyabilirdim ama. Neyse. Dakika 50. Fenerbahçe oyuncu değişikliklerini gerçekleştirdi ve şimdi Sadık topla buluşan isim. Baktı takım arkadaşlarına, Falet'i gördü. Simon Falet. Diego Laxalt. Orada bir koşu var. Luis Gustavo. Aldı tekrar. Koşuyu yaptı ama olmadı, olmadı. Ferdi Kadıoğlu, gözler onda. Kendisinden çok şey bekliyoruz bu maçta. Şimdi Gustavo topla buluştu. Öne doğru oynuyor. Aşağıda bindiren Laxalt'ı gördü. Laxalt çok süratli. Çekti topu. Şimdi baktı kim? Rodriguez. Yap bakayım plaseni. La vurana kadar sen. Adam geldi topu aldı ya. Bravo oğlum, aferin. Mihazayt. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Bıraktı. Oo, geçmedi. Ferdi'yi görüyor musunuz bilek hareketlerini falan? Koçum benim. Mihazayt'tan da çok beklentim var ya. Onu iyi bir fiyata satarız gibime geliyor arkadaşlar. Onu iyi oynatırsak güzel bir fiyata da satarız umarım. Lan saldır saldır. Burnum kaşındı ya. Hop, aferin oğlum. La alsana. Ferdi çok kırılgansın be oğlum. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oy. Herif ne yerleştirdi ya. Kim lan bu? Kim bu ya? Ulan ne güzel koydu ha. Neyse. En azından beraberlik oldu. Vay anam vay. Lammers koymuş. Vay 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 vay. Gerçekten güzel gol attı herif. Ferdi. Baktı takım arkadaşlarına, kimseyi göremedi. Şimdi hızlı pas yapmak istiyor Fenerbahçe ama kimseyi göremiyor yeni etrafında. La oğlum bindir la. La bindir la. Hah, at şimdi şöyle sağ tarafa. İşte bu. Deniz Türüç. Deniz Türüç girdi içeri. Deniz Türüç. Vur oğlum. Oo, güzel güzel. Şş, Deniz de oynuyor ha. Onu fark ettim şu an. Deniz de fena değil. Bas 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 bas. Tempoyu arttırmak istiyor Fenerbahçe teknik. Aa bak aynen. Cristian Rodriguez. Bahsettiğim futbolcu arkadaşlar. Fenerbahçe'nin anlaştığı ama mali şartlardan dolayı TFF yüzünden alamadığı futbol. Ya oğlum. Çabuk oyna. Lan oğlum at şunu. Topa gideceksin. Topa topa. Deniz Türüç, topa gideceksin önce. Malen. Yine alamıyoruz. Yine kanser başladı. Yine. Heh. Adamların elinden ayağından topu alamıyorum. Topla buluşan şimdi Sadık. Baktı arkadaşlarına. Gördüm ya Zayt'sı. Zayt sol tarafta oynadı. Çok güzel çıktı Fenerbahçe. Yine güzel geliyoruz. Oy sen var ya, iğrenç bir adamsın ya Vedat. Ya iğrençsin şu oyunda ya. Ya rezalet bir adamsın yani. O kadar kötü ki oyunda. Anlatamam size arkadaşlar. Öyle böyle kötü değil. Top kontrolünü gördünüz mü abi? Bu kadar kötü yapılır bir futbolcu ha. Ben Vedat Muriç'in yerinde olsam FIFA'yı mahkemeye veririm lan. Bu kadar da bir rezalet bir şey almaz.
Ne istiyorsunuz lan siz bu Vedat'tan? Ey FIFA, kendine gel. Tek top. Abi yok, geçmiyor hiçbir şekilde. Paslarımın hiçbiri gitmiyor. Bas bunların ağzına, bas bas bas. Adamlar şu anda var ya, resmen momentum yaşıyor. Aman aman. Aman. Kal önünde, kal önünde, basma. La atlama lan. Heh, şimdi atla. Aferin, aferin Altay. Hızlı oyna oğlum. İşte böyle. Mihazaits. Şimdi Fenerbahçe için hızlı atak şansı olabilir. Ferdi çok hızlı çıktı. La bindir lan. At havadan. Çok güzel. Çekmek zorunda kalıyoruz çünkü o kadar ağırlaştı ki. Şey de çok ağır. Ne oldu lan? Maç bitti. Oğlum şurada da maç bitmez ya. Neyse, ilk maçımızda PSV ile 1-1 berabere kaldık abi. Yapacak bir şey yok. Şurada da maç bitmez ha. Mehmet Ekici için transfer teklifi gelmiş ama 2 gerçekten çok az. Şimdi 2.5'la olmaz. 2.5 olmaz. Yani minimum bana bir 4.5 ödemen lazım senin Mehmet Ekici için. 4.5 verirsen okeyiz. Yani tamam, hadi kabul ettim ha. Al işin görürsün al. Ben zaten Mehmet Ekici'yi kullanmayacağım. Al işin görürsün al. Tamam. 4.5 bile veremiyor lan. Ne diyeyim yani, üzüldüm. Şimdi bizim bir transferimiz daha olacak. O da Nazım Sangare arkadaşlar. O yüzden hemen gidelim. Sangare'yi bir yoklayalım bakalım ne olacak. Çok beğendiğim bir futbolcu ha Nazım Sangare. Keşke Fenerbahçe gerçekte alsa yani Sangare'yi. İyi adam. Türk statüsünde. O yüzden o açıdan da bakınca çok makul bir transfer gibi görünüyor Fenerbahçe için. Bakalım bu ligler miglerde ne olacak oğlum. Vallahi çok özledik ya. Bu korona, Allah kahretsin şu koronayı ya. Yani nereden başımıza çıktı bunlar, ne şekilde çıktı. Lanet olsun o Çin'in de ya. Vallahi ya. Evet, çok şükür bugün de giydirdim. Şimdi orta saha oyuncularına şöyle bir göz atalım ve Tolgay Arslan'ı sana verelim Nazım için. Ne dersin? Aha, Nazım vs Tolgay. Mis abi, mis. 5 kuruş para vermedim Nazım Sangare için. Tolga'yı verdim, çıktım işin içinden. 10 numara. Gerçekten 10 numara bir transfer oldu ha. Keşke gerçekte de işte böyle yönetebilseler Fenerbahçe'yi. Ne yaptım ben? Ne? Okey. Şunu bir okuyayım ya. İlk 11 oynayacak. Kaç yıl? 5 yıl bizdesin Nazım. Okey misin? 3 yıllık istiyormuş. O zaman 4 yıl yapalım. Nazım Sangare'yi de transfer ettik. Çok güzel. Olumsuz karşılayalım. Ha, tamam, istediğin parayı da veriyorum sana Nazım. Sen de hoş geldin kardeşim. Gerçekten sen de hoş geldin. Orta sahanın göbeğine bir tane iyi bir futbolcu alacağım. Bu biraz daha defansif bir futbolcu olacak. Kadro kısmına girelim. Onu da arkadaşlar hemen şuradan ayarlayalım. Sağ beke Sangare'miz gelsin. Kimin yerine? Tabii ki Murat Sağlam'ın yerine. Evet, ağırlıklı olarak kadrom bu şekilde olacak. Orta sahanın göbeğine bir tane daha transferimiz olacak. Kimle oynuyoruz şimdi? Hoffenheim'le oynuyoruz. Şu maçı da hemen bir yapalım. Hızlı hızlı maçımıza girelim. Max Kruse'yi aslında satmayabilirim gibi geliyor ya. Yani çok iyi bir fiyat gelirse satacağım. Transfer listesine koydum ama satmasak sanki çok daha iyi olacak gibi. O pozisyonda Kruse bayağı iyi oynuyor fark ettiğim kadarıyla. Yani oyunda iyi, FIFA'da iyi. Ben gerçekten sevmiyorum, hiç sevmiyorum Max Kruse'yi. Yani bir oynuyor, 5 oynamıyor falan. O yüzden benim pek sevdiğim bir futbolcu değil Kruse. Maç bak. Şimdi ha, sağ tarafta evet. Thiago yönetiyorum. Lan diyorum, sağ tarafta kim var bende? Thiago almadığı genelde hep şey oynatırdım ben. Forvet arkası. Allah Allah, bir beyin bilmem nesi geçirdim ha. Basın şunlara. Lan ne anlatıyorsunuz lan? Aa, dabur diyor la. Şu dabur eski şeydeki Lyon'da falan oynamıştı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Bilemedim. Şimdi Kruse. Baktı takım arkadaşlarına. Thiago Almada ile oynadı. Almada gerçekten tekniği çok yüksek bir oyuncu. Koşu yaptı ama kendi gitti. Thiago Almada. Hadi be oğlum be. Ulan iyi koştu ha. Sol açığa da bir tane futbolcu alacağım. Onu da muhtemelen... Aferin lan. Kimi oynadın Laksat? Ne yaptın? Bir tane de sola çıkacağım arkadaşlar. Trincao var. Trincao'yu alabilirsem o da çok etkili bir futbolcu. Deneyeceğim onu. Parayı ona harcayalım. Kaderebek. Rudy. Kaderebek ne biçim ismi? Kaderebek gibi. Ha, Dabur, evet. O bahsettiğim Dabur. İyi bir futbolcu arkadaşlar.
Bayağı iyi. Laksans. Çekti şimdi topu. Evet, Fenerbahçe oyunu açıyor. Miha Zayt. Şimdi bindirdi. Luis Gustavo sol taraftan. Rodriguez'i gördü. Çok süratli bir futbolcu. Açempom mükemmel sıyrıldı, görüyorsunuz. Ulan atabilirdim de ofsayta düştüm. Neler yapıyor neler? Neler yapıyor Açempong? Biz bu hareketleri daha çok... Aha. Vur oğlum. Oğlum Açempong neler yaptı be? Çok süratli ya. Çok süratli fırlama. Max Kruse. Kendi döndü. Max Kruse. Bayağı iyi vurdu be. Oğlum Kruse gerçekten oyunda iyi ha. Şutlarına falan baksanıza. Pasları da güzel. Geri Rodriguez dönmek istedi. Ben oraya doğru dönmedim. Vallahi dönmedim. Solan olak iptal benim ya. Kendi kafasına göre oynuyor. Solan olak iyice bozulmuş belli. Serdar, ne yaptın? Ne yaptın Serdar? Ne yaptın? Nasıl gidiyor Serdar? Anlat bakayım Serdar, ne yaptın? Vallahi bak satarım seni daha. Bu arada Zanka oyunda iyi, onu söyleyecektim. Bir sonraki sezon Zanka da gelecek yanımıza. Zanka'yı da kullanırız yani. Şimdi Fenerbahçe yine pas yapıyor. Topla buluşan Max Kruse. Baktı takım arkadaşlarına, yine Gustavo ile oynamaya tercih etti. Bak benim sol tarafa bakar mısınız abi? Şey yok piyasada, görüyor musunuz? Açempong. Sol ayaklı bir futbolcu arkadaşlar. Vallahi yine girdi içeri. Vur oğlum. Abi bu adam maç kazandırıyor. Vallahi billahi bak, Açempong var ya. Resmen size maç kazandırıyor. Ya çılgın çocuk ya. Benim aptal Rodriguez'i gördünüz mü abi? Soldan bindirdiği yok, ettiği yok. Kafasına göre oynuyor oyunda. Açempong. Yine ikinci maçında da golle tanıştı. Fenerbahçe taraftarını şimdiden çok etkiledi. Oğlum Ersun Yanal'ı bile özledim. Ersun Yanal'a saydığım zamanı dahi özledim bak. Ya o kadar yani, düşünün. Allah kahretsin şu koronayı be. Hadi bakalım. Kruse. Şimdi hızlı atak şansı. Solda bir boşluk var. Geri Rodriguez. Koşu yapan Açempong. Koşuyu nereye yaptın ama Açempong ya? Biraz daha boş bir yere doğru yapsaydın keşke. Rudy. Gel lan Rodriguez, işe yara. Buraya atacağını biliyordum ha. Rodriguez'i kontrol edemedim. Dabur. Ne kadar ilginç lan ismi. Karajabek. Vurdurma. Aferin Gustavo. Şimdi Kruse. Ya sen var ya, sen topçu mopçu değilsin ya. Yok abi, benim acilen bir sol açık bulmam lazım. Acilen yani bu şeyden acilen kurtulmam lazım benim Rodriguez'den. Yoksa beni çok sinir edecek bu. Lan. Oha. Kafayla oradan nasıl böyle bir şut çekiyor? Sanki ayakla vuruyor ya. Bu ne oğlum? Bizimki de topu çıkartıyor. Tutsana oğlum ya. Herif ta ceza sahası dışından neredeyse kafayla şut attı bana. Evet, ilk yarıyı böyle bitirdik abi. Güzel. İlk yarı yine baba önde. İkinci yarı bir aksilik olmazsa arkadaşlar, Fenerbahçe'mizi Avrupa'daki, Avrupa diyorum çünkü Avrupa izliyor bunları. Bu Avrupa Kupası maçları bunlar bak. Şey yani, özel maçlar sezon öncesinde. Futbol severler biliyorsunuz, en çok takip ettiği dönemlerden bir tanesi sezon başı dönemler. Bu kupaların var ya, hepsi takip ediliyor. Ya Rudy sen zaten şeysin ya, müneccimsin anasını satayım, tamam? Müneccim Rudy. La ilerideki adamı çekemiyorum, mal mısın oyun ya? La çekemiyorum öndeki adama, hep arkadaki adamlar gelip gelip duruyor ya. Ya FIFA yine beni delirtiyorsun ha. Vurdurma, aferin. Insufficient accuracy as regards the corner. Gol yedirtmeye çalışıyor sanırım bana FIFA yine. Yemeyeceğim ulan. Yemeyeceğim. O kim lan öyle? Pas yap. Fenerbahçe pas yapmaya devam ediyor. Juan Jesus. Şimdi Gustavo. Oynadı. Miha Zayt. Topla çok güzel çıktı. Çok süratli Zayt. La bir bindir la. Allah kahretmesin. Bindir la. At, işte bu.
Hadi be. Nasıl bir offside lan bu? Bir izleyelim. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Hadi biz de yapalım ya. Birkaç oyuncu değiştirelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Thiago Almada'yı ben daha çok forvet arkası kullanmayı seviyorum. Kruse'yi Deniz Türüç ile değiştirelim. Şu lavuk da gelsin hadi gel. Oyunda çok kötü, o yüzden böyle diyorum ha. Ferdi sen de gel oğlum. Ferdi de çok kötü oyunda. Maça devam et diyelim. Şöyle biraz şey gelsin takıma. Kan gelsin kan. Kruz ya, Vedat'ı bu kadar kötü yapmaları akıl alır gibi değil. Ne hava toplarında iyi, ne yerden. Hiçbir şekilde iyi değil Vedat. Oğlum gelin lan. Allah Allah. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı bütün paslar etkisiz oluyor abi. Niye acaba böyle? Bu kadar basit yerlerde bile. Heh. Thiago Almada koydu arkadaşlar. Koydu. Lan yuh oğlum. Yuh ya. Nasıl bir savunma ya? Vallahi oyun script gibi ha. Bir önce, yani benim bir önce sonraki hareketim hep oyun bilerek şey yapıyor. Müdahale yapıyor. Ne kadar zor oğlum bu efsanevi. Ama Fenerbahçe'den kimse kurtulamaz. Heh, yürü lan. La yürü bir bindir la. Gir oğlum içeri. Ulan vallahi herif yine penaltı yapmadan ayağını koyup aldı ya. Hakikaten helal olsun ha. Gerçekten helal olsun. Koş. Vedat bir işe yar oğlum. Koş. Rudy. Vedat. Lan vücudunu koy al bari. Bir işe yarayı al. Dakika 68. Hadi çocuklar. Gol yemek yol. Yok. Gol yemeyi size yasaklıyorum abi. Oh. Orada sağlam harcadım herifi ha. Vallahi yırttım adamı. Bak şu bindiriyor. Heh. Önünde kal. Tamam. Aynen abi. Atlama önünde kal. İşte bu. Allah. Bir önceki pozisyona sarı kart verdi. Lan var ya, gol oldu sandım ha. Ne bağırıyorsunuz lan? Ana kenarda bağırıyorlar. Kenarda taraftarlar bağırıyor. Nazım Sangare, topla ilk buluşması neredeyse. Yalnız iyi döndü ha, böyle şey, kontrolü iyi Nazım Sangare'nin. Hoşuma gitti. Tek top oynadılar. Fenerbahçe çok güzel geliyor. Bırak oğlum şimdi şuraya. İşte bu olay. Vur bakayım. Lan siktir artık bu kadar da yani ha. Ve beni böyle kötü konuşturuyorlar. Bu ne oğlum? Böyle bir müdahale nasıl olabiliyor ya? Abartmış ha yapay zeka olayını FIFA. Bu skripte giriyor yani. Bu ne oğlum ya? FIFA beni delirtme ha. Yemin ediyorum adım agresif oyuncuya çıkacak ya. Vallahi agresif oyuncu oldum yani artık. Şu FIFA yüzünden. Baba şuna bak. Allah. Çalım atmak çok zor ya. Adamlar hep bir sonraki hamleni biliyor senin. Ya da ben oynamaya biraz elim soğumuş abi FIFA'ya karşı. Lan Karacabek, gel buraya. Oğlum bak, son dakikalarda bir sürpriz istemiyorum. Adamın canını sıkmayın ha. Sangare karşıl oğlum. Aferin sana. Geçecekler. Geç. Geç öyle. Ağlamalar, sızlamalar yok öyle. Deniz tek top yapsana oğlum. Niye kontrol etmeye çalışıyorsun? Hah bitti. Oh Allah'ım, şükürler olsun. Hoffenheim'i dayandık. Oh çok şükür. Amin. Evet arkadaşlar. İki maçımızı da attık ve FIFA videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki mücadelede tekrar görüşmek üzere. Merak etmeyin, bu seri artık kaldığı yerden devam edecek. Sizleri seviyorum. Bir önceki seri için de tekrar özür diliyorum. Videomuz burada noktalanıyor artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada bol bol like abanın arkadaşlar. Yorumlarda da bulunmayı unutmayın.